değerli Yüksek Divan Kurulumuz, Sayın Başkan, kıymetli üyelerimiz, medya mensuplarımız, saatlerde bizde olan, ekranların başında bizde izleyen tüm Fenerbahçelilere, taraftarlarımıza selam olsun. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yine uzun bir toplantı oldu. Nispeten az konuşmacı vardı. Buna rağmen uzun bir toplantı oldu. Öncelikle bana ve yönetim kuruluma Sayın Hüseyin Kozluca, Sayın o gün Altıparmak, Sayın Alparslan Eratlı ve hocamız Sayın İsmail Kartal'a plaketlerini vermek nasip oldu. Bu şeref bize nasip oldu. Bu yüzden çok mutluyuz. Toplamda 200 yıllık bir kongre üyeliği var. Bununla beraber 25. yılını doldurarak YDK'ya katılan, yeni katılan tüm isimlere, fiziken burada bulunan veya bulunmayanlara hoş geldiniz diyorum. 40. 50. ve 60. yıl plaketlerini alan kongrelerimizi tebrik ediyoruz. Sağlık ve huzur içinde nice yıllar diliyoruz ve inşallah biz de 40'ları, 50'leri, 60'ları görürüz diyorum. Oldukça sıcak ve o kadar da yoğun bir yaz döneminden hep beraber geçiyoruz. Genel Sekreterimiz Sayın Burak Kızılan tüm şubelerimizi, olimpiyat heyecanımızı detaylı bir şekilde anlattı. Şube kaptanlarımız aynı şekilde videolardan sizlere seslendiler. Gerek olimpiyatlarda kota mücadelemiz, gerekse uluslararası yarışlarda, yelken olsun, boks olsun, yüzme olsun, kürek olsun, durmaksızın süren rekor haberleri, madalya haberleri, başarılar geliyor. Hepimizi çok çok mutlu ediyor. Kulübümüzde sporcularımız ay yıldızlı bayrağımızı zirveye taşımak için var güçleriyle çalışıyorlar. Hepsine emekleri için, çabaları için, hem bize hem de ülkemize yarattıkları, yaşattıkları gurur için tek tek teşekkür ederim. Başarılarında daim olmasını dilerim. Fenerbahçe'nin bu sporcuların yetişmesi ve Türk sporunun gelişimi için verdiği emekler en iyi şekilde inşallah karşılık bulur. Fikret Çetinkaya da özel bir parantez açmak istiyorum. O her şube için mücadele ediyor. Kota konusunda da hedeflerini anlattı. Şu an 13 kota mı dediniz? 12'de 5'iz değil mi? 12'de 5. Geçen sefer %20'ydik. Bakalım bu sene yüzde kaç olacağız ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Tüm spor kulüpleri arasında herhalde en çok olimpiyatta sporcu yine inşallah bizler yollayacağız. Evet, futbol. Çok çabuk burada özetleyeceğim. Mali Genel Kurul'la ilgili bazı üyelerimiz görüşlerini bildirdiler. Orada sağlıklı bir ortam yok. Şimdi orada konuşamadığım bir şey. Çok çabuk geçen sene özetleyeceğim. Evet, 9. seneye özlemimiz taşındı. Ama normal bir sene olsaydı geçen seneye baktığımız zaman aslında başarılı bir sene diyebilirdik. Puan ortalamamız son 12 yılın en iyi puan ortalamasıydı. 122 gol attık resmi maçlarda. Geçmiş 5 yılın şampiyonun puan ortalamasından daha yüksekti. Avrupa'da 100 küsürlerden başladık, 50'lere geldik. Gruptan namalup lider çıktık. Sevilla'yı, kupayı alan takımı, tek yenen takım bizdik. Sonunda da 10 senedir alamadığımız Türkiye Kupası'nı aldık. Bu şekilden bakınca başarılı bir sezondu. Ama madalyonun tersine bakınca derbi performansımız, sezon başında büyük bir şampiyonluk beklentisi, her zaman olduğu gibi ama özellikle geçen sezon erken şampiyon ilan edilmemiz, beklentilerin yüksek olması, Dünya Kupası'na kadar inanılmaz arzuladığımız Fenerbahçe DNA'sına yakışan futbol tarzı vesaire vesaire, beklentiler de çok yüksekti. Bir de düşme hattındaki kulüplere kendi sahamızda kaybettiğimiz puanlar neticesinde tabii ki yine başarısız bir sezon olarak adlandırılabilir. Ama normalde baktığınız zaman bu şampiyonun kasteti olmasaydı nispeten başarılı bir sezon diyebilirdik. Herhalde bizim bahtımız, şansımız da pek yaver gitmiyor. Çünkü hocamızı alırken dedik ki bir evvelki hocamızdan üçlü sistem oynatıyor diye yollarımızı ayırdık. Türkiye'de üçlü sistem olmuyor. İki tane başarısızlığın sırrı var. Üçlü oynarsan bir daha ligi hafif alırsan. Hayatında üçlü oynamamış hocamız Dünya Kupası'ndan sonra bir de en önemli maç, özellikle en önemli maçlarda
üçlü oynamaya başladı. En çok puan kaybettiğimiz, en az gol attığımız maçlarda ne yazık ki bu maçlar oldu. Ama işte bizdeki kısmet. Hocayla mülakat yaparken ilk söylediğimiz, ilk tartıştığımız, ilk sorduğumuz üçlü oynamıyorsun değil mi? Ben üçlü oynamam. Adamın aldığı kupalara bakıyoruz, hiç üçlü oynamamış. Bize geldi, üçlü oynadı. Niye böyle yapıyorsun deyince de siz anlamıyorsunuz, ben üçlü oynamıyorum dedi.